Konuşalım sonrasında. Tamam. Evet, sonrasında paylaşırsanız ben yönetirim ama öncelikle Mukaz'ı kutlamak istiyorum. Züleyha Başkan'a çok teşekkür ediyorum ve sevgili Ceren size çok teşekkür ediyorum. Oldukça önemli Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü. Şunu da söylemek istiyorum. Her zaman bir insanın değerinin en nesnel ölçütü nedir dersek, herhalde topluma kattığı, ürettikleriyle topluma kattığı değerdir onun toplumsal açıdan önemini en çok vurgulayan şey diye düşünüyorum. Ve burada birçok emekçi kadının farklı alanlarda multidisipliner biçimde birçok emekli kadınla birlikte, üreten kadınla birlikte olmaktan da onur ve mutluluk duyuyorum. Bunun cisimleşmiş hallerinden birisi de siz ve derneğinizsiniz. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz varlığınızla. Evet, bugün şimdi tabii kadın deyince özellikle birçok yönü var bunun. Emekçi Kadınlar Günü'nün bile tekstil sektöründe çalışan işçilerin yanmasıyla sonuçlanan bir sürecin parçası olduğunu düşünürsek, şiddet de tabii kadınla iç içe kavramlardan ne yazık ki birisi. Fakat bugün ben hekim kimliğimle örneğin şiddet konuşabilirdik, Züleyha Hanım'la konuştuk bunları ya da başka konular olabilirdi. Ama umutlu bir biçimde yetki ve karar alma süreçlerinde kadından söz etmeyi seçtim. Çünkü bu da gene kadının var olduğu ve birçok şeyi değiştirmek üzere gücü elinde tutmasının araçlarından birisi yetki ve karar alma süreçlerinde kadınların daha fazla olması. En son pandemide gördük ki özellikle yönetimde kadınlar varsa o ülkeler pandemiyle ya da başka sorunlarla daha kolay baş edebiliyorlar gibi geldi. Bununla ilgili tabii tek sorun o ülkelerin ya da tek belirleyen diyelim o ülkelerin liderlerinin kadın olması değildi kuşkusuz. Bir kadının en tepede görev yapacağı kadar demokratik ülkeler olmasını da göz önünde bulundurmak lazım. Bu birçok bileşenle kuşkusuz yansıyor. Ama yine de dikkat çekici ve gurur duyabileceğimiz unsurlardan birisiydi. Birçok sorunda hep kadınların daha çok yönetimde olduğu ülkelerde süreçlerin daha iyi işlediğini görüyoruz. İşte bu nedenle yetki ve karar alma süreçlerinde kadına bir bakalım istedim doğrusu bugün için. Ben tabii bunu şimdi ben paylaşmadığım için şey yapamıyorum. Bana idarede biraz Ceren'cim yardımcı olursan memnun olacağım. Tabii ki hocam. Evet. Keyifle. Evet. Ben aklı Teşekkür yönlendiririm. ediyorum. Evet. Öncelikle yetki ve karar alma sürecinde kadından söz edeceksek ve bunu da gene bazı engeller ve kuşkusuz bir de kadının karşılaştığı şiddetten de gene çok soyutlayamıyoruz aslında. Kadınlar için yetki ve karar süreçlerinde görev alabilmek çok da kolay değil. Bu en başta geleneksel yöntemlerle ve yasal bazı engellerle bazı ülkelerde kadının eğitimden yoksun bırakılması ve evde bırakılması en büyük bence şiddetlerden birisi. Dediğim gibi ben bir hekimim. Yaklaşık uzun yıllardan beri hem klinisyen olarak hekimlik yaptım. Şu an akademik yönüm daha ağır basıyor. Tıp etiği anabilim dalı başkanı olarak artık çok fazla hasta görmüyorum. Ama tabii ben bir hekimim ve klinisyen olarak birçok binlerce hastaya bakmış oldum. Şu anda da doğal olarak en azından yakın çevrem olmak üzere hekimliğim her zaman yaşamımın bir parçası. Ve yetki ve karar süreçlerinde kadına geçerken yine de biraz kadının engellerinden de söz etmek istiyorum tabii. Özellikle şuna da vurgu yapmak istiyorum. 11 Şubat biliyorsunuz kız çocuklarının bilimde daha fazla yer almasının desteklenmesi için seçilmiş bir dünya günü aslında. Ve özellikle mühendislik, işte biyolojik bilimler, tıp alanı gibi alanlarda kadın sayısının biraz daha az olduğunu görüyoruz. Bu nedenle özellikle STEM diye anılacak aslında işte bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kadının da kız çocuklarının daha çok yer almasını desteklemek üzere de 11 Şubat bu konuda bir dünya günü olarak seçilmiş durumda. İlerleyebilir miyiz Ceren lütfen? Şimdi ben birkaç tane size birkaç olgudan söz edeceğim ve sonra ilerleyeceğim.
Bunlar hekim olarak doğrudan benim karşılaştığım, tanıklık ettiğim olaylar aslında. Birkaç tane farklı kadın olayından söz edeceğim. 16 yaşında yatılı bölge okulu öğrencisi yurda geç geldiği için bekaret kontrolüne müdür tarafından gönderilmek isteniyor. Ve üzerime bir şeyler alayım tamam diyor. Ve tabii yani ergenlik döneminde olan birisi bu. Vücudundaki değişimlere henüz kendisi uyum sağlayamamış bir ergen. Yukarıya çıkıyor ve bu kontrole gitmemek için yurdun balkonundan aşağıya kendisini beton zemine bırakıyor. Basından hatırlayacaksınız, ölmüştü. Daha vahim olan şeylerden birisi de tabii o canavar olduğu için değil aslında, toplumsal baskıların yönlendirmesiyle babası kızın ölü bedenine bekaret kontrolü yaptırarak ertesi gün benim kızım kız oğlan kızdı diye bir açıklama yaptı. Yani bu kontrolü olmamak için ölmeyi seçen bir kızın ölü bedenine bu kontrol yine de yapıldı. Devam edersek eğer bir başka örnekten söz etmek istiyorum. Değiştirebilir miyiz lütfen? Evet. Yine 3. sayfa haberlerinden birisi hemen bir örnek. Ege'de böyle gayet hoş kentlerimizden birinde gençlerden biri sınıf arkadaşına arkadaşlık teklif ediyor. Ve ne yazık ki kız istemiyor, kabul etmiyor ve annesiyle birlikte akşam yürüyüşe çıkıyor. Piyasa yapmak denir ya hani Ege'de. Bu sırada o teklifi kabul edilmeyen çocuk da kızın eteği kısa olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak kıza saldırıyor. Femoral arter yani bacaktaki çok büyük ana ater damara gelen bıçak darbesiyle kız kaybedildi. Bakın bir şey. Karşılıklı aşk kurbanı. Hani gene küçük bir ergenden söz ediyoruz. İkisi de gerçi küçükler. Ama böyle olaylarla da karşılaşıyoruz. Bir diğer vaka, gene hekim olarak çalıştığım yere tam çıkmak üzereyken hemşire hanım geldi ve hocam dedi bir hasta var ama hani tam da böyle artık kapanış saati gibi. Bakar mısınız? Olur bakarım dedim. Hatta paltomu giymiştim, çıkmak üzereydim. Geçtim içeriye. Bir baktım bir grup kadın içeride. Böyle gecekondu bölgesi gibi olan bir yer. Buyurun dedim kim hasta kimdir? Hani genellikle biz hastaya tek olarak bakarız. Buyurun dedim. Hemen orada biraz daha böyle büyükçe olan bir kadın. 25 yaşlarında bir kadını ileriye doğru ittirdi. Göstersene kız dedi. Ve kız böyle gene kadın yanaklar kıpkırmızı falan böyle utangaç. Sırtını bir açtılar. Ben hekim olmama rağmen irkildim. Sırtında iri iri bül dediğimiz yani su toplamaları ve arasında kurtlar gördüm ben. Beyaz beyaz bir an çok irkildim. Renkler, renk değişimi falan. Meğerse onlar şey değilmiş hani kurt değilmiş aslında. Erişte diye bir şey vardır. Hani Anadolu'da yapılan, evlerde yapılan makarna. Ocağın üzerinde kaynamakta olan erişte tenceresini kocası önce dövüyor. Ondan sonra sırtına atıyor ve böylece sırtında o yanıkların arasında erişteler. Ben ilk anda hani o haşlanmış erişteleri farklı biçimde gördüm. Sonuç olarak burada da ekonomik durumun bozulmasıyla kocası işsiz kalıyor. Mevsimlik inşaat işçisi. Evde bu kadına dayağa dönüşüyor. Çocuklar, 3 çocuk annesi, evde küçük çocuklar. Açlar süt alamıyorlar filan çocuklara. Böylece o da eşini dövüyor ve devam eden bir süreç diyelim. Bakın gördüğünüz gibi farklı şeyler. Şimdi son bir şeyden daha söz edeceğim. Bunlar bir yönüyle ilerleyebilirsek lütfen. Burada da çalışma yaşamında, iş yaşamında var olan birinden söz etmek istiyorum. Ankara'da büyük eğitim hastanelerinden birinde bir başhekim var. O başhekim benim şimdiki yaşlarımda profesör ve güç piramitlerinin hepsinin en tepesinde. Yani o dönemin iktidar partisinden milletvekili adayı. Güneyde büyük kentlerden birinde bir ağanın tek oğlu. Önemli bir tıp alanında profesör, anabilim dalı başkanı gibi gibi. Güç piramitlerinin hepsinde en tepede yer alan bir erkek. Bir de bir hemşire var. Bu meslek, sağlık meslek lisesini bitirmiş ve göreve yeni başlamış. Maaşını alması için babasının onayı
18'in altında olduğu için gereken bir yeni işe başlamış bir hemşire. Başhekim odasına çağırıyor bu genç ve bu kadar hani yeni başlamış nitelik olarak kendisiyle muhatap olmaması gereken hemşireyi odasına çağırıyor. Ve sonra orada bazı tekliflerde bulunuyor. Reddedilince de tokatlayarak onu geniş bir alana açılıyor başhekimin odası. Oraya doğru atıyor, çıkarıyor böyle tokatlayarak ve git OP falan gibi bir şeyler söylüyor. Sonrasında işte birçok olaylar, çok detayına girmek istemiyorum. Soruşturmacı olarak görev yaptığım bir şeydi. Görüşlerine başvurduğum bazı şeyler ve ne yazık ki ona meslek derneği de sahip çıkmamıştı o dönemde. Şey diyenleri hatırlıyorum. Dişi köpek, hocam çok da şey yapmayın bu konuyla. Dişi köpek kuyruk sallaması. Dişi köpek 17 yaşında. Tek özel niteliği. Çok güzel bir kızdı. Ama 17 yaşında bir şey. Yani ne diyelim. Şey dediğimi hatırlıyorum. Bu daha sonra hatta o kadar güçlüydü ki beni soruşturma baktı ki etki edemiyor. Soruşturmadan alındım. Tabii daha şey açısından rahatlamış oldum soruşturmacı olunca hiç konuşamıyorsunuz. Bu kadar güç eşitsizliğinin olduğu bir durumda tarafsız kalmak taraflılıktır zaten demiştim. Hani işte tarafsız değil misiniz falan diye sorulmuştu. Evet bunlar hepsi gördüğünüz gibi hani kadınlık halleriyle ilgili farklı farklı durumlar. Bütün bunların hepsinden ilerleyebilirsek eğer bizi kurtaracak olan şey nedir? En temelde işte daha fazla yetki ve karar süreçlerinde yer almak. Aslında bir varlığa bedensel, ruhsal olarak zarar veren her tür edimi şiddet olarak nitelendirebiliriz. Ve bu farklı dönemlerde değişmiyor. Hekim kimliğimle hemen şunu söyleyebilirim. Preimplantasyon tanı testleri vardır tıpta uygulanan. Yani yapay döllenme ile tüp bebek diyelim daha bilinen adıyla toplumda IVF dediğimiz teknoloji. Dışarıda embriyo oluşturulduğu anda ikiye bölündüğünde daha o an hemen bir hücreyi alarak genetik analiz yapabilirsiniz. Ve eğer cinsiyet bilinirse daha şiddet orada başlıyor aslında. Kızsa istenmiyor. %95 oranı da böyle. Bu nedenle biz yönetmelikte düzenlemeler yaptık. Genetik testlerin sonucunda cinsiyetin söylenmemesi kuralını oraya ekledik. Ultrasonla söylenebilir ama genetik testlerde 4 aya kadar söylenmemesi. Bunlar bakın her aşamada kadının yaş dönemlerine göre niteliği farklılaşan şiddete maruz kalabileceğinin göstergeleri. Bakın çok farklı örnekler verdim. Ve iş yaşamında da gene taciz ve şiddetin sürdüğünü görüyoruz. Devam edebilir miyiz lütfen? Burada son veriler Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre kadına şiddet oldukça yüksek. Son rakamları mümkün olduğunca güncel bugün tekrar bakarak aldım. Son kayıtlı veriler. Kayıtlı verilere göre %38 oranında ki bu oldukça yüksek. Çünkü kayıtlı veriler ne yazık ki çok azdı. Töreler ve geleneksel nedenlerle ne yazık ki bunların birçoğuna ulaşılamıyor. Devam edebilir miyiz? Evet, belli aralarla. Evet, kadınların eğitim durumu işte bu gördüğümüz her yaşta ve her dönemde yani işte çalışma yaşamında başka onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü çalışan kadın daha güçlüdür, toplumun en güçlü kesimidir. Fakat burada bile taciz ve şiddetin farklı biçimlerde sürdüğünü görüyoruz. İşte yaşlandığında bambaşka bir şiddete dönüşüyor. Sadece preimplantasyon tanı testinde şiddet söyleyip geçmek istiyorum. Ama kadının eğitim durumuna baktığımızda bakın tabloda gözüküyor. Çoğunluk ilkokul mezunu ve eğitimde belli oranda hani erkeklere göre daha az yer aldıklarını görüyoruz. İlerleyebilir miyiz lütfen? Evet, bugün benim bilgisayarımda bu sıkıntı sorun oldu. Kusura bakmayın lütfen. Bir insanın var olan potansiyelini kullanarak kendini ifade etmesinin engellenmesi de bence, yani eğitimden yoksun bırakılması ve var olan potansiyelini kullanamaması en temel şiddet ve taciz türlerinden birisidir diye düşünüyorum.
Bu arada ilerleyebiliriz. Bu arada tabii şunu da söylemek istiyorum. Okul birincilerine baktığımda büyük bir çoğunun kızlar olduğunu görüyorum. Yani %64 oranında liselerin okul birincileri hep kızlar. Bu da ilginç bir şey. Geçenlerde bizim geldi tıbbın, hatta birkaçında hep baktım, 10 tane ilk 10'a girenler yani, 10'da 9'u kız neredeyse okul birincileri. Yani 19. yüzyıla kadar erkeklerin öne sürdüğü gibi kadınların zekası daha düşük ve bir konuyu anlamalarının daha zor olduğunu söylemişler. Özellikle bunları söyleyenler de tabii bize aktarıldığı için düşünürler. Bu konuda görüşlerini belirten insanlar, mesela 19. yüzyılın ünlü düşünürlerinden birisi diyor ki, bir köpeğin arka ayakları üzerinde dans etmesi her ne kadar ilginç ve ne kadar başarılıysa, bir kadının da bir eser yazması, bir müzik eserini bestelemesi o kadar sıra dışı. Hani ve bir köpeğin yürümesi nasıl arka ayaklar üzerinde ne kadar yürüme başarısı gösteriyorsa o kadar başarılıdır ama ilginçtir diyor. Oysa görüyoruz ki eğitim alan kadınlar, okul birincileri hep kadınlardan çıkıyor. Bu bir gösteri diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki yaşam başarısı işte yetki ve karar süreçlerinde basamakların üstüne çıkmak konusunda aynı başarının sürdürülebilirliğini görmek biraz daha güçleşiyor. Peki kadının ne kadar söz hakkı var? Bir bakalım. Kadın ve erkek nüfus oranlarına baktığımızda bunun yaklaşık hani dengeli bir biçimde eşit olduğunu görüyoruz. Eğer biz müdahalelerimizle bozmazsak, kız olduğunu öğrendiklerimizi hemen abortusa, küretaja götürmezsek bu doğal bir biçimde dengesini buluyor. Hatta erkek çocuklar ne yazık ki biraz daha hassaslar ilk doğduklarında, daha çok hastalanıyorlar. Bütün dünyada ve bütün zamanlar için 0.51'e 0.49 gibidir erkek kız oranı. Fakat erkek çocuklar daha çok kaybedilirler. Bir erkek çocuk annesi olarak tabii bu konuda hassasım da. Fakat doğa dengesini işte sağlar ve kızlarla erkekler genellikle dünya üzerinde hep eşit olarak giderler. Devam edelim lütfen. Burada bunları yavaş yavaş geçebiliriz Ceren. Kadın ve erkek oranlarının hani cinsiyete göre farklı yerlerde ve eğitim durumlarına baktığımızda erkeklerin istihdamda özellikle belirgin bir biçimde önde olduğunu görüyoruz. Bakın yani %26, %73,5 gibi. Devam edelim lütfen. Büyükelçi sayıları ya da farklı yerlerde, işte üniversitelerde ya da farklı devlet kurumlarında. Vali olarak şimdi biraz sonra sayılarını göreceğiz. Geçebiliriz bunlar, fikir olsun diye göstermek istediğim şeyler. Yönetici pozisyonundaki kadın ve erkek oranları 80'e 20 gibi. Evet, devam edebiliriz burada da. Gördüğünüz gibi bir kadının hani yetki ve karar alabilmesi için çok daha zor yollardan geçmesi gerekiyor. Birçok engeli ayrıca aşması gerekiyor. Erkekler için düz bir biçimde zirveye doğru giden otoban, kadınlar için engellerle dolu ya da bastığı zemin oldukça kaygan olarak daha güçlüklerle aşması gereken engellerle dolu bir yola dönüşüyor. Devam edebiliriz. Karar alma mekanizmalarının en temel otoritelerinden birisi olan mecliste örneğin nasıl Türkiye? Bu aranda 117. sırada ülkemiz. Kadın milletvekili oranı da son rakamlar 17.4. Bu konuda tabii farklı ülkeler, dünya ülkeleri var. Örneğin Norveç, burada yazmadıklarımdan birisi. Norveç'te de devam edelim lütfen. %54 oranında. Fakat gelir dağılımına baktığımızda hani çok daha dengeli olduğunu görüyoruz. Bizim de 275 büyükelçimizden, ki bu en yüksek sayı, 73 kadın, 81 validen ikisi kadın, 830 kaymakamdan 39'u kadın. Ama ayrı bir çalışmada pandemi sırasında başarılı olan yerlere baktığımda hep kadınların yönetimde olduğu ülkeler ve bizim ülkemizde de kadın kaymakamların olduğu kasabalar daha başarılı çıktı. Bu da bir diğer dikkatinize sunmak istediğim
şey, Züleyha Hanım'ın da olduğu pandemiyle ilgili bir şeydi. Pandemide kadın konusunda konuşma yapmıştım. Bunların tabloları ve verileri de var. Üniversiteler göreceli olarak kadın oranının yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz. Doğrusunu isterseniz Birleşmiş Milletler'de gururla sunduğum bir çalışma vardı, bir tablo vardı. Türkiye'deki eğitimli kadın sayısı, yani üniversitelerdeki kadın sayısı, Gender Inequality in Academia başlıklı bir konuşmaydı bu. Biz oldukça iyiyiz. Cumhuriyet'in bize getirdiği kazanımlardan diye yorumluyorum bunu. Fakat şimdi bakalım, öğretim görevlisi olarak sayılar neredeyse denk gibi. Şimdi piramidin tepesine doğru çıkalım. Rektör düzeyinde sayının giderek azaldığını görüyoruz. Bakın piramitte tepeye doğru çıktıkça, hani göreceli olarak akademide gayet iyiyiz. Hatta benim o sunumu yaptığım zaman %52 idi oran, %52-54 arasında değişiyordu farklı verilere göre. Yani oldukça iyiyiz, dünya ortalamasının üstünde. Ama en tepelere çıktıkça kadını karar alma mekanizmalarında, sayısında o eşitliği koruyamadığımızı görüyoruz. Devam edebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi işte o en tepeye çıkmak ve orada durmak çok kolay olmuyor. İş gücüne katılım oranı, bu en iyimser TÜİK'in verisi. Tırnak içinde TÜİK'in verisi. Yani çok yüksek, yani kadın istihdamı %32.8, erkek %70.3 gözüküyor. Burada bir de bu sayının bu kadar yüksek olması tarımdaki istihdam da katılınca, yani tarım sektöründe çalışanlar da oran yükselmiş oluyor. Devam edelim lütfen. Bunlar sadece hani kuş bakışı vermeye çalıştığım bazı şeyler. Bir de geçen 10 gün önce bakanımız biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Aslında biz istihdam oranlarında çok iyiyiz dedi. Gayet iyi istihdam sağlıyoruz. Ama kadınlar da iş arıyor. Kadınlar da çalışmak istiyor. Onun için istihdam oranımız düşük gibi gözüküyor demişti. Gülen ismi ağlar mısın bilmiyorum artık ne denilir. Ama böyle bir yorum da duyduk. Evet, bu yani bu söylediklerimi anlamsız kılan bir şey aslında. Bir söz diyelim. Kadın eğer işsizse iş arama süresi işsiz erkeklerin arama süresinden daha uzun. Bunun verileri var. Bir de kadınların en çok istihdam edildiği sektör hizmetler sektöründe, tarım ya da sanayi sektörü. Bir diğer şey de bankacılık. Bankacılık sektöründe de kadınlar oldukça fazla. Yorucu alanlardan birisi tabii. Devam edebiliriz. Ve bunun gibi işte çeşitli örnekler var. Fakat bir yandan da hani demiştim ya, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'de eğitimli kadın sayısı, üniversiteli kadın sayısı fazla ve bununla ilgili beni gururlandıran ülkemiz adına bir konuşma yapmıştım. İlkleri çıkaran ülkelerden de birisiyiz ama yetki elde etme konusunda. İlk kadın doktor Safiye Ali, bugün tıp bayramı, onun için kadın örneklerinde tıpçılara da biraz ağırlıkla yer vermek istedim doğrusu. İlk kadın hekim Safiye Ali Viyana'da tamamlıyor eğitimini. Sonra İstanbul'a gelerek kendi muayenehanesini açıyor. Süt damlası diye bir şey, bir dernek kuruyor. Sivil toplum kuruluşlarında etkili roller üstleniyor. Dünyada ilkleri ilerleyebilir. Dünyada ilkleri çıkaran ülkelerden birisiyiz demiştim. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra. Mesela dünyada ilk kadın Yargıtay Başkanı Türkiye'den çıkmıştır. Melahat Ruacan, Profesör Doktor Şevket Ruacan'ın da annesidir. Hacettepe'nin ve Koç'un patoloji hocalarından. Onun yani tek çocuğu Profesör Şevket Ruacan'dır. Melahat Ruacan dünyada ilk kadın Yargıtay Başkanı'dır. Türkiye'nin gurur duyacağı şeylerden birisidir. Değiştirebilirsek, evet. Gene tıp alanına bakarsak özellikle kadın doktorların fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar yurt dışında eğitim alarak Türkiye'ye gelenler. Devam edelim lütfen. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Tıp fakültesine ilk kez 1922 yılında kadınlar kabul ediliyor. Ve bunların
Uzmanlık alan tercihleri, bu 6 kadından 3'ü çok ağır cerrahi branşları seçerek bu alanda önemli izler bırakan çalışmalara imza atıyorlar. Oysa daha sonraki yıllarda baktığımızda günümüzde neredeyse kadın erkek oranı tıpta hemen hemen eşit. Ama seçilen alanlara bakınca cerrahi alanlarda kadın sayısının hızla azaldığını ve öteki işte dermatoloji, biyokimya gibi alanlarda kadın sayısının biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Devam edebiliriz. Evet, geçebiliriz. Tamam. Ama bu ilgi çekici bir şey diye düşünüyorum. 22'de girip 28'de mezun olan 6 kişiden 3'ü cerrahi alanları seçiyorlar. Bir de küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Bitirmek üzereyim. Tıp fakültesine ilk kızların kabul edilmesine yönelik erkek öğrencilerin arasında da bir anket yapılıyor ve görüşleri alınıyor. Erkek öğrenciler büyük oranda destekliyorlar. Ama bir yandan da kendi aralarında hep espri yapıyorlar. Diyorlar ki şimdi ikinci sınıfta anatomi dersleri, kadavra dersleri başlıyor daha doğrusu. Ve eski tıp şeyleri, Cerrahpaşa adı TRK söyleydi. Böyle çok diktir. Çünkü ortaya yatırılan masanın üzerindeki kadavrayı bütün öğrenciler görsün diye çok böyle dik amfiler yapılır. Ve oradan öğrenciler kadavraya bakarlar. Her kadavra açılışında hani birkaç öğrenci baygınlık geçirerek aşağıya doğru yuvarlanıp düşüyorlar. Erkek öğrenciler espri yapıyor. Bu sene onlara da kuş diyorlar. Bu sene 6 tane kuş kim olacak belli zaten filan diyorlar. Evet, gene belli sayıda öğrenci gözü kararıyor, bayılarak aşağı doğru yuvarlanıp düşüyorlar kadavra açılırken. Ama hiçbir kız değil, kızlardan hiç kimse düşmüyor. Bu da ilginç bir anekdot diye paylaşmak istedim. Hani kızlar yapamaz filan önündeki engeller. Evet, ama bunlar çok da kolay değil. Çünkü çalışma yaşamında kadınlar haksız ve cinsiyet ayrımcı uygulamalarla karşılaşıyor. Şiddete ve ne yazık ki tacize maruz kalıyorlar. Devam edelim lütfen. Burada hiç öyle bir niyetimiz yoktu denilebiliyor ama tacizi belirleyen unsur niyet değil, diğer kişinin üzerinde bıraktığı etkidir. Burada örneğin bir odada 4-5 tane çalışma arkadaşı birlikte çalışırken açık saçık bir fıkra anlatmak ve orada tek kadın var der. Onun hissettiği duygu tacizin ta kendisidir aslında. Bunun gibi, yoksa taciz sadece basit elle tacizin ötesinde farklı biçimlerde de gözükmektedir. Devam edelim. İşteki verimliliği kuşkusuz bu olumsuz etkileyen bir şeydir. Ve tabii ki işte hiyerarşi basamaklarında tırmanmanın önünde de bir engeldir. Hele bir kadın genç ve güzelse ve hak ettiği başarıya giden yolda nedense onun başarısını engelleyecek ya da ona toz konduracak bir sürü şey söylemek için sanki elverişli bir oysa bu bir şey artı değer olarak da görülebilen bir şey ya da nesnel ölçütlere göre zaten başarılı bir kadının yükselmesi başka koşullarla gölgelenmeye çalışılır. Bu da verimliliği gene etkileyen şeydir. Mağdurlar tercihin genellikle kadınlardır iş yaşamında. Evet, devam edebiliriz. Sonuç olarak kadın erkek eşitliği anlayışı yasal düzeyde büyük oranda sağlanmış gibi gözükmektedir. Ve yetki karar süreçlerine kadının erişiminin önünde yasal bir engel yokmuş gibi gözükür. Ama işte ne diyoruz buna? Cam tavan dediğimiz bir kavram var ne yazık ki dünyada ve ülkemizde de konuştuğumuz bir kavram. Burada görünür olmayan bazı engeller, çocukların bakımı, işte evdeki iş yükünün fazlalığı gibi gördüğünüz gibi bakın bir sürü şeyle ilgilenirken bir yandan da çalışan kadınlar oluyoruz. Hani sadece işimizi yapan kadınlar değiliz. Bunun yanı sıra hani özellikle eğitim, bilgi, beceri gerektiren STEM grubu denilen yani bu ana bilim dallarında çalışan ve üreten kadınlar da gene her tür çocuk bakımı, ev işi, temizlik bunların koordinasyonu ve bunları yapmakla da ne yazık ki aynı zamanda işlerinde başarıyı sürdürmeye çalışıyorlar. Bu tabii işte kadınların yetki ve karar mekanizmalarında rakamlarla gördük daha az oranda varlar. Dünyanın genelinde böyle, ülkemizde de ne yazık ki hala böyle.
en önemli engeller diye düşünüyorum. Geçebiliriz. Evet, son olarak, son söz olarak ev kadını ya da meslek sahibi fark etmez ama önemli olan, bu benim son sözüm aslında, başkalarının kararlarına bağımlı değil, bütün olarak kararlarını kendisi alan kadınlar olarak toplumsal dönüşüm yaratmayı de aynı zamanda hedefleyen ve bunu kendi sorumluluğu olarak benimseyen kadınlar olarak hedefe ilerlemek lazım. Kadınlar her yerde üreterek var olmaktan ve toplumsal konumumuzu güçlendirerek yetki karar süreçlerinde yer almaktan vazgeçmemeliyiz. Onun için daha çok yönetimde daha çok söz sahibi olmalıyız diye düşünüyorum. Bugün şeyi gördüm, tabii Tıp Bayramı kutlamaları var bana ve diğer hekimlere. Dilek Gülersoy biliyorsunuz dünyada ilk yapay kalp naklini yapan Türk kadın doktor Almanya'da yaşıyor. Bugün Tıp Bayramı kutlamalarını kabul ederken kadının her yerde üretmesi ve var olması ben varlığımı annemin gücüne borçluyum diye paylaşmış. Çok gururla baktım ve gördüm. Annesi çalışan bir işçi kadın ve üzerinde şeyiyle ve güçlü bir kadın duruşu ve kızı işte Forbes'ın kapağında ve dünyada ilk yapay kalp naklini yapan kadın olarak tıp tarihinde yerini aldı. Onun için her zaman güçlü bir duruşla üreterek sahip olduğumuz toplumsal konumu kullanmaktan da vazgeçmemeliyiz diyorum ve sözlerime son veriyorum. Sabiha Gökçen gene dünyanın ilk kadın pilotlarından birisi ve Türkiye'den hatta ilk savaş pilotu. Evet, devam edersek son slaytımda böyle. Evet, işte bu arada topuklu ayakkabılarımızla hem de daha fazla yetki ve karar alma süreçlerinde biz varlığımızla erkekleşmeden, sahip olduğumuz değerlerle, etik duruşumuzla, kadınca değerlerimizi ürettiğimiz işlere de yansıtarak var olduğumuz sürece yetki ve karar sürecinde daha çok yer aldıkça hem şiddet azalacak hem toplum daha iyi, toplumsal ilişkilerde daha barışsever bir hava içerisinde daha iyi bir dünya yaratacağımıza inanıyorum. Ekolojik açıdan da doğrusu dünya içinde daha yararlı olacağına inandığımdan burada savaşalım demiyorum tabii ki asla. Hep birlikte daha ileriye ama yetki ve karar alma mekanizmalarında daha çok yer almadan bunu sağlanacağına inanmıyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Nesin Hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İnanılmaz keyifli, çok güzel bir sunumdu. Çok güzel notlar çıkarttık. Ben kendi adıma söyleyeyim açıkçası. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ve senin desteğin olmasaydı bugün bu sunumu böyle yapamayacaktım. Bilgisayarımda sıkıntı vardı. Çok teşekkür ediyorum. Bir mühendis, kadın mühendis eliyle şu an bu bilgisayarımdaki aksiliğe rağmen desteğine yapabildim sunumumu. Teşekkür ediyorum. Doğru yapabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Evet. Sanıyorum ben ekranı durdurdum diye görüyorum ama doğru değil mi? Yok, ekran paylaşımı durmadı. Ekranı görüyorsunuz. Tamam, şuradan durdurmayı deneyeceğim. Ekranı görüyoruz, sunum sayfası değişti sadece. Tamam, şeyi kapatamadım geri, orada bir sorun yaşıyorum. Ekranı geri çekemedim. Şöyle tekrar yapsam. Ekran paylaşımını durdur diye bir seçenek var. Var, durdurdum şu an ama ekran görünüyor. Dosyayı kapatsak mı acaba? Ya da... Tekrar kapatayım. Evet, evet, tamam. Berna Hanım şimdi, evet. Tamam hocam. Berna Hocam sizin sunumunuz galiba değil mi bu şu an? Ben hemen çok hızlıca... Berna Hocam'ın özgeçmişini okumak istiyorum. Sesim geliyor değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Yok, duyuyoruz. Geliyor. Tamam. Profesör Doktor Berna Dengiz, Gazi Üniversitesi'nde mühendislik lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.
Gazi Üniversitesi'nden doktora derecesini alarak Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 1987 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent, 1998 yılında profesör kadrosuna atandı. 1996 ve 2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2001 yılında dekan vekilliği görevlerini yürüttü. 2005 yılında Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde çalışmaya başladı. 2006 yılında Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı, 2008 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak atandı. Doktor Dengiz 1994 yılında NATO B2 programı bursiyeri olarak ABD'de Pittsburgh Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1996 ve 2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı destekleriyle Pittsburgh ve Auburn Üniversitelerinde araştırmalar yürüttü. TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 3 projede yönetici, 3 projede ise araştırmacı ve danışman olarak çalıştı. Toplam 200 civarında ulusal ve uluslararası özgün araştırma makaleleri, kitap bölümleri, bildirileri bulunan Profesör Doktor Berna Dengiz bu çalışmalarına 2800'ün üzerinde atıf almıştır. Profesör Doktor Berna Dengiz birçok ulusal ve uluslararası kuruluşta çeşitli görevler üstlenmiştir. Bunlardan bazıları Türkiye Merkez Bankası Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne danışman, Mühendislik Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu üyesi, ODTÜ Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu üyesi, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Danışma Kurulu üyesi, KOTGEB Başkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Koordinatörü, OPSİM Medikal Kume Danışma Kurulu üyesi, Başkent Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Profesör Doktor Berna Dengiz birçok kamu ve kamu kuruluşunda ve özel sektör kuruluşlarında yürütülen projelerde proje yürütücüsü ve danışman olarak çalışmıştır. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde çalışan, yürütücülük yapan Doktor Dengiz Türkiye'de ve dünyada kadın konusunda ulusal ve uluslararası kongre ve çalıştaylar düzenlemiştir. İMAK Vakfı tarafından yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi Danışma Kurulu üyesidir. Türkiye'de akademik dünyada özellikle erkek egemen bir alan olan mühendislikte daha çok kadının var olması için çalışmalarını hala aynı hızda sürdürmektedir. Doktor Dengiz, yön eylem araştırması ve yönetim bilimine yaptığı bilimsel katkıları, akademik dünyaya kazandırdığı kadın akademisyenler, kadın mühendisler konusundaki araştırmaları nedeniyle 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Informs Institute for Operation Research and Management Science yönelik araştırması ve yönetim bilim enstitüsü bünyesindeki Worms Women in Operation Research and Management Science ödülünü ilk kez Amerika Birleşik Devletleri dışında alan bir akademisyendir. Ayrıca 2012 yılında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından verilen Bilimde Önder Kadın Ödülünü ve Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu tarafından verilen Bilim Kadın Ödülünü almıştır. Başkent Üniversitesi Önder Araştırmacılar arasında ilk 20'ye girerek 2023 yılı Yüksek Performans Ödülü almıştır. Hocam. Teşekkür ederim. Sesim ben teşekkür ederim. Sesiniz evet geliyor. Sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle Nesrin Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum ve içerik de doğrusu. Bazı ortak, daha önceki sunumlarımdan da bazı ortak konulara değindiğimizi de fark ettim. Çok mutlu oldum. Kendisinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı ve şu anda aramızda olan tüm sağlıkçı arkadaşlarımızın, diş hekimleri, tıpçı arkadaşlar varsa hepsinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Ayrıca 8 Mart kadın işçi ve emekçiler günü. Aslında bunu kullanmıyoruz, bu terminolojiyi kadınlar deyip geçiyoruz ama oysa bunu da vurgulamamız lazım. Kutluyorum. Özellikle de şu anda deprem ardından afet bölgesinde yaşayan kadın arkadaşlarımız, kadın hemcinslerimizin bu gününü kutlamak istiyorum. Kalbim onlarla, hepimizin kalbi inanıyorum onlarla. Çok derin bir üzüntü içindeyim. Özellikle bir mühendislik alanının mensubu bir hoca olarak, bir mühendis olarak onlardan özür dilemek istiyorum. Yaşadıkları bu acıya bir anlamda, yani bu acıyı hak etmeyen bu insanlar maalesef bu durumda kaldılar.
Gerçekten çok üzgünüm. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Aslında ben bugün sizlerle biraz daha olumlu şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü farklı bir alanla ilgili konuşacağım. Mühendislik alanı Türkiye'de birçok olumsuz, kadın açısından olumsuz konulara, yaşanan zorluklara rağmen mühendislik alanında kadınların dünyadaki diğer ülkelere baktığımızda daha bir iyi durumda olduğunu biliyoruz. Zaman zaman ben bununla ilgili birçok konuşma yaptım, yapıyorum. Çok iyi değiliz tabii ki. İstediğimiz eşitliği henüz elde edemedik. Ama diğer konulara göre daha iyi olduğumuz bir konu. Onun için olumlu şeylerden bahsederken tabii ki olumsuzlukları ve bundan sonra da bu olumsuzluklarla baş edebilmek için neler yapmamız gerektiğine de değinmek istiyorum. Aslında tabii Türkiye'de söylenecek o kadar çok şey var ki kadınlarla ilgili söylenen sözler, halk arasında yerleşmiş deyimler, her şey bir baktığınız zaman kadını hep ikinci planda, farklı bir yerde göstermeye ve bu bir şekilde de yerleşik bir anlayış haline geldi. Daha doğrusu böyle bir ortamda yaşıyoruz. Her ne kadar bizler bunun dışında kendimize farklı bir dünya yarattıysak da Türkiye geneline baktığımızda maalesef bu konunun hala üzerinde çok çalışılması gereken, çok açıkları olan bir konu olduğu, yani kadın konusunun her alanında çalışmanın çok gerekli olduğu da ortada. Şimdi kadınla ilgili tabii söylenecek çok şey var ama zaman kısıtı nedeniyle benim sunumum tabii genel olarak farklı toplantılarda yaptığım sunum olduğu için biraz uzak. Ben bazı konuları atlayarak hızlı geçmek istiyorum. Ama şunu belirtmek isterim. Kadın aslında günlük hayatın devamlılığında çok büyük sorumluluk üstlenen, bütün bu sorumlulukları da kendisi üstelik kendi üzerine alan ve böyle bir yapı içinde olmasına rağmen biz şu anda içinde yaşadığımız yüzyıla gelinceye kadar tüm toplumlarda ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel yapılarda erkek egemen olmuş, kadınlar da hak ettikleri yeri alamamışlar. Bu aslında bütün alanlarda böyleyken iyi olduğumuz alanlardan biri de mühendislik alanı. Tabii ki dünya ülkelerine baktığımızda, üstelik de çok gelişmiş ülkelere baktığımızda bunu görüyoruz. Ve ben şu toprak ana, tabiat ana, Anadolu sözcüklerini de her yerde vurguluyorum. Özellikle kadının daha güçlü kendini hissetmesi için, bakın erkek baba, toprak baba, tabiat baba denmiyor. Dolayısıyla kadının, tüm kadınların kendini, öncelikle kendine inanması, kendini güçlü görmesi gerekiyor. Ki biz bu mücadeleyi daha kısa sürede, daha güçlü bir şekilde atlatabilirim. Aslında dünyada kadın hareketlerine baktığımızda genelde birinci dalga, ikinci dalga hareketler olarak görüyoruz. Birinci dalga hareketler aslında kadın hakları hareketi olarak karşımıza çıkıyor ve 1960'lı yılların sonuna kadar sürüyor. İkinci dalga hareketi ise kadının kurtuluş hareketi, haklarını arayış hareketi, farklı yeni haklar istediği dönemler ki bu da 1968'li yıllarda başlıyor. Bu dalgaların birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1840'ta, İngiltere'de 1850'de, Fransa'da, İskandinav'da yine 1860-70 yıllarında başlamışken biz de aslında kadın hareketleri baktığımızda Osmanlı'nın son döneminde 1908 sonrası ama halktan gelen bir hareket değil. Yine devlet görevlileri, Osmanlı döneminde çalışan bürokratların eşleri, okumuş kesimin, biraz aydın olan kesimin kurduğu derneklerle kadın düşkün olan ya da bir takım toprak kaybından zarar gören kadınların, ailelerin haklarını korumak için kurulmuş dernekler olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'de kadın hareketleri, Anadolu kadınının daha çok öne çıkması Cumhuriyet dönemiyle ortaya çıkıyor.
Ve bu 1923 sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde devlet feminizmi yaşanıyor Türkiye'de. Aslında ben feminizm kelimesini kullanmak istemiyorum. Literatür bunu böyle kullanıyor. O nedenle ben de aynı terminolojiyi kullandım. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen kadın hakları bizi bu mücadeleyi o yıllarda yapmadan elde edilmiş haklarımızı kullanma konusunda aslında ilerlememiz gerekirken bugüne baktığımızda biz bunları çok iyi kullanamadığımızı, yaygınlaştıramadığımızı, Anadolu'muzun her kesimindeki her kadınımıza ulaştıramadığımızı maalesef görmekteyiz. Şimdi aslında kadın bilim alanında nerede? Niye gölgede kaldı bilimde kadın? Bunu dünyaya baktığımızda dünyada da böyle. Genelde hep erkek bilim insanlarının isimlerini biliriz. Kitaplarda, tarihte, bilim tarihinde hep onlardan söz edilir. Ama biz kadın bilim insanları maalesef oralarda da çok yer almadığı gibi onların bugüne etkileri de bazı özel çalışmalarda, bazı tezlerde sadece kalıyor. Genel bir yaygın yayınlar haline getirilmiyor. Mesela Ada Lovelace, bunu Hypatia. Bunları mesela ben öğrencilerime soruyorum, özellikle soruyorum. Hani ilgilerini çeksin, gitsin, okusunlar diye. Ada'yı genelde herkes biliyor. Çünkü Ada bugün de çok önemli olan bilgisayar yazılımcılarının, bilgisayar mühendisliği bölümlerinin kullandığı dillerden birinin aslında onun geliştirdiği düşünülüyor. Oysa o başka bir dil geliştirmiş zamanında. Ama onun anısına geliştirilen yeni bir dile Ada adı verilmişti. Ben üniversite yıllarımda meraklı bir insan, meraklı bir mühendis olarak o yıllarda bilgisayar programlama dilleri öğrenirken o zaman Ada ile tanışmıştım. Şimdi hepimizin bildiği isimler Marie Curie'yi hepimiz biliyoruz ama birçok ismi bilmiyoruz. Tarih sayfalarında bunlar gizli kalıyor. Dolayısıyla kadınların yaptığı çalışmalar da doğrusu toplum da çok kabul görmüyor. Başarıları görmezden geliniyor. İsimleri kitaplarda ya unutuluyor ya üzerinde çok durulmuyor. Birazdan bazı örneklerle değineceğim. Dolayısıyla bu da nereden kaynaklı? Tabii ki toplumsal baskı, erkek egemen anlayış ve özellikle de devlet politikalarıyla böyle devam edip gidiyor. Şimdi çağlar boyunca bilim ve teknoloji alanında kadınların bir baktığımız zaman Cilal Taş devri, sanayi devrimi kadının hayatında etkisini görmekteyiz. Bu ilişkiyi burada görebiliyoruz. Mesela bilim insan yaşantısını etkiliyor ve bu iki dönem de burada çok etkili dönemler. Şimdi buğdayı, arpayı işleyen kadın besinleri saklamak için çömleği icat ediyor. Bakın ben daha önce çömleği kadınların icat ettiğini çoğumuz bilmiyorduk. Ben de bu araştırmalar sırasında öğrendim. Aynı zamanda klan içinde yönetsel gücü olan bir varlık kadın. Güçlü, değerli, çalışkan, üstün ama asla otoriter değil. Şimdi sanayi devrimiyle birlikte kadın resmen iş gücü olarak görülmeye başlandı. Fabrikalarda çalışmaya başladılar. İnsanlığın tarihsel gelişiminde kadının statüsündeki iyileşmeler sanayi devrimi sırasında başladı ve kadına toplumsal üretime katılma ve eğitim kapıları da açılmış oldu. Peki hepimiz biliyoruz aslında bu 8 Mart nereden geliyor? Yine bu işçi kesim kadının 1857 yılında New York'ta bir dokuma fabrikasında çalışırken 40 bin kişinin 16 saatlik iş gücünün 10 saate indirilmesi yani insani bir istek, olması gereken bir istek nedeniyle başlattıkları grev sırasında biliyorsunuz çıkarılan mı, diyeyim çıkan mı, yangın sırasında hayatlarını kaybeden kadınlar ve daha sonraki yıllarda 1908'lerde New York'ta yine bir miting düzenleniyor bu kadınlarla ilgili. Ve sendikal haklar, kadınlara oy hakları isteniyor bu mitinglerde. Ve daha sonra bunun
Dünya Kadınlar Günü olması ta 1975'li 77'li yıllara kadar da sürüyor. Dolayısıyla orada geçen süre bile ne kadar uzun bir süre. Şimdi aslında günümüze baktığımızda bugün koşullar daha iyi gibi görünüyor. Ama rakamların bir de farklı boyutlarıyla ben de bazı konulara değinmek istiyorum. Şu araştırmacıların, dünyadaki araştırmacıların sadece %30'u kadın. Fizik, kimya ve tıp alanında verilmiş olan 575 Nobel ödülünün sadece 16'sı. Yani %3'lük bir bölümü kadınlar tarafından alınmış. Bütün zorluklara rağmen bilim tarihine baktığımızda çok sayıda kadın mucitler, bilim insanları, yazarlar, matematikçiler, astronomlar olduğunu görmekteyiz. Bu kadınlar bilime ilgi duymuş, araştırmış, kayıtlar tutmuş ve bu uğurda birçoğu ölmeyi bile göze almış kadınlarımız var. Çünkü kadının bu alanda çalışması, varlığını göstermesi o dönemlerde de bugün de farklı boyutlarıyla dayanılmaz bir şey. Yani erkek egemen toplumlarda bunu başarabilmek doğrusu zor. Şimdi ilk bilim kadını 17. yüzyılda yaşayan Marie Curie gibi biliriz. Hepimiz bu böyle bir algı var. Ama yazılı bilim tarihinde ilk isim erkek. Bim Hatop. İlk basamaklı piramit mimarı bu erkek. Mısır'da yaşayan bir bilim insanı olarak gösteriliyor. İkinci isim kadın. Enheduanna. Ve Mezopotamya'da kurulan ilk krallık olan Akatların kralı Sargon'un kızı. Şimdi bunları tabii bilim tarihinde öğrencilerimize de anlatıyoruz ama ilgilerini çekmesi için de ben bazı örnekler de koyuyorum. Çünkü bilinen tek bilim kadını aslında çağının bilinen tek bilim kadını Hypatia. O da milattan sonraki 355-415 yılları arasında matematik, felsefe alanında öğretmenlik yapan, geometri, cebir, astronomi alanında kaynak olarak kitapları olan, yararlanılan, su damıtmak, suyun özgül çekimini ölçmek gibi alet keşfeden gibi birçok alanda imzaları olan bir kadın. Ama sonucu çok kötü. Kızgın bir kalabalık tarafından istiridye kabuğu ile derisi yüzülerek maalesef sokaklarda sürüklenerek öldürüldü. Dolayısıyla bunun gibi, buna benzer, bu bir örnek. Tarihte yok sayılmış, aşağılanmış, cadı şeytan olarak yaftalanmış ve sonuçta öldürülüp unutulmuş kadınlardan sadece birisi bu. Onun yaşam öyküsü kibirli erkek zihniyetinin neden hiç kadın filozof, matematikçi yok sorusuna bir cevap aslında dinletebilmemiz lazım. Şimdi buna benzer yine fizikçi bir kadın 1880'li yıllarda. Yine başka bir bilim kadını, aslında atomun parçalanabiliyor oluşu düşüncesini den hareketle bunu deneyen, yapan, gösteren ama maalesef kendisine gelir sağlamak için bilimsel makaleler de yazan bir kadın ama kendi adını kullanamayan bir kadın. 1900'lerin Almanya'sında bilim alanında yayın yapması yasaktı kadınların. Bu nedenle yayınlarını yaparken Max Planck ismiyle çıkarıyor. Ve daha sonra bir enstitüde çalışıyor ve burada Otto Hahn ile birlikte çalışmaya başlıyor. Yeni elementler keşfediyor ama bütün övgüler gene Otto Hahn'a gidiyor. Kendisini ortaya koyamıyor. Dolayısıyla bu ortamdan bugüne gelen kadınların bilimdeki yaşamı doğrusu çok kolay olmamış. Öne çıkan bazı kadınlar, işte Marie Curie'yi hepimiz biliyoruz. Bunu onun için hızlı geçeyim. Başka yine şey üzerine geldi, onu kaydırmam lazım. Evet, Catherine Burr Blogut. Yine Cambridge Üniversitesi'nde fizik alanında doktora alan ilk kadın. Ve birçok güzel işlerde çalışarak kendini geliştirmiş ve kabul ettirmiş bir bilim kadını. Yine bir mühendis kadın, bir artist ve bilim kadını Hedy Lamarr.
Vivian Gilbert bu endüstri mühendisliğinin ilk alanında ilk çalışmalar yapan kadınlardan ve araştırmaları daha çok kadınların ve erkeklerin tabii ki çalışma alanında hem psikolojik hem de yapısal olarak daha az yorularak daha çok verimlilik nasıl elde edilir konularında çalışan bir kadın. Bunlar artık bunların isimleri biliniyor. Bunları yeni nesil görüyor ve öğreniyor. Tabii ilgi alanına girdiğinde, ilgili mesleklerde okuyorsa. Yine 1918'de Massachusetts Üniversitesi'nde teknolojide, Massachusetts Institute of Technology'de elektrik mühendisliği alan ilk kadın. O ilklerden Ada Lovelace, biraz önce bahsettim, bilgisayar alanında çalışan. Marissa Mayer bu son yıllardan örnek koydum. Google'a katılan ilk kadın mühendis. Bu dönemlerin kadın mühendisi ama Google daha önce, bundan önce kadın mühendis çalıştırmamış. Bu da çok ilginç. Yine Parker, bugün evlerimizde sahip olduğumuz ısıtma sistemlerinin, makinacı arkadaşlarım biliyordur bunu, bu kadın arkadaşımızı. Bu ısıtma sistemin geliştirilmesinde çalışmış ve patent sahibi, Mucit diye geçiyor. Ve gelelim Türkiye'ye, biz ne yaptık, neler yaptık? Bu anlattıklarım tabii ki çok böyle şey noktalardı. Daha çok kadın var, hepsini burada anlatamayacağım için özet yapmaya çalıştım. Şimdi aslında kadınlar bilim insanı olmakta zorlandılar. Türkiye'de de aynı şeyler daha da ağır yaşandı. İlk kez Atatürk sayesinde bilim dünyasına adım atabildik. Daha önce kadınlarımızın üniversiteye gitme şansı yoktu. Cumhuriyetten önce ilk bilim kadınlarımız hep çoğu yurt dışında okuyup geldiler. İlk kimyagerimiz Remziye Hisar, Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde ve Marie Curie'nin ders verdiği dönemde okudu. Doktorasını yaptı, birçok kitabı var kendisinin. Evet, ve akademik ve Ar-Ge istihdam verilerine baktığımızda yine bu alanlarına yeterince dahil edilmeyen kadınların var olduğunu görüyoruz. Ve bunlar çalışmaları sırasında cinsel ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ve ülkemizde uzun yıllar bilim adamı ile söylendi hep. Herkese bilim adamı şeklinde hitap edildi. Bir kadının bilim insanı olabileceği hep şey dışı bırakıldı, yani düşünülmedi ya da üzerinde durulmadı. Özellikle yapıldı demek istemiyorum ama hala bilim insanı değil, bilim adamını kullanmayı tercih ediyorlar ve üstelik de belki Nesrin Hocam bilecektir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Profesör Ahmet Rasim Küçük Usta, çünkü bu basında yer aldığı için rahatlıkla verebilirim ben bunu, bu konuda bilim adamını kullanmayı tercih eden hocalardan biri ve şöyle diyor, bilimle uğraşan çok az kadın olduğu için kulak tırmalayıcı bilim kadını ifadesinin kullanılmasına gerek yok. Bilim adamı demeye devam edin diyor ve bunu savunuyor. Ben o yıllarda bunun çok karşısına çıkmış ve bir açıklama yapmıştım. Dolayısıyla bu denli bir ön yargının kadınlarımızın yapmış olduğu çalışmalara yönelik büyük bir haksızlık olduğu ortada. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca ataerkil ayrımcılık, toplum baskısı, erkek egemen anlayışı bizleri ne büyük bilim kadınlarından mahrum etti kim bilir diye düşünmekten kendimi alamıyorum doğrusu. Şimdi yine sadece bizim Cumhuriyet öncesi dönemden söz ediyorum. Sadece öğretmen olmak üzere İnans Darülfünun'a gidebiliyordu kadınlarımız. Ve o yıllarda 1914 yılında açıldı. Orada çok az sayıda öğretmen kontenjanları açıldı. Toplamda 53 mezun verdiler 1919 arasında. İlk bilim kadınlarımızın birçoğu da Cumhuriyet'ten önce bu eğitimini yurt dışında yapanlar. Mesela bunlardan Remziye Hisar, Fatma Hikmet İşmen, bunların da bu toplantılarda anılmayı hak ettiklerini düşünüyorum. Dilhan Eryurt, Sabiha Rıfat Yürayman, biliyorsunuz ilk inşaat mühendisimiz, bu en iyi tanınanlardandır.
Ben de tüm toplantılarda kendisini hep anarım. Aynı zamanda Anıtkabir'in inşaat mühendisi ve birçok köprü ve yolda adı geçen bir inşaat mühendisi. Biraz da genilerden söz etmek istiyorum. Başarılı Türk kadın mühendislerimiz. Mesela örneğin İTÜ'den mezun olan, Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği yapan ama şimdi döndü Türkiye'de artık, o da sevindirici bir haber. Doktor Elif Genceli. Doktora çalışmasını yaparken Antarktika buzulunda adını meridyenit olarak verdiği yeni bir mineral keşfetti. Bunu Türkiye'de ne kadar biliyoruz, ne kadar yaygın bu bilgi? İTÜ Kimya Metalürji Fakültesi'nde şu anda ve Kutup Araştırmalar Merkezi kurdu. Orada çalışıyor. Bu genç yaşta iki patent sahibi ve birçok ödülü var. Ve ben kendisini tanımıyorum. Sadece araştırmalarından izlediğim bir bilim kadını. Yine başka bir arkadaşımız Gül Kramer, Amerika'da. Orada devam ediyor yaşamına. Üniversite sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra gitti. Ben Amerika'da tanıştım kendisiyle. Şu anda Amerika'da, aslında birazdan bahsedeceğim, kadın mühendis oranı çok düşük. Akademide kadın oranı da çok düşük. Yani ben Amerika'ya gittiğim yıllarda, 1992-96 yıllarında, ilk gittiğim 92'ydi, 96'da fark ettim. Amerika'daki kadın mühendislerin, kadın akademisyenlerinin çok düşük düzeyde olduğunu. Onun da şöyle bir hikayesi var. Bir gün benim proje ortağım, arkadaşım Alice bir yemeğe davet etti. Fakültede kadın mühendisler, kadın akademisyenler yemeği. Ben de hazırlandım, gittim. Baktım şöyle 9-10 kişiydik benimle. Herhalde katılmadılar diye düşündüm. Alice dedim, niye gelmediler mi? Biz bu kadarız zaten dedi. Toplam 11 bölümü olan Pittsburgh Üniversitesi, büyük bir üniversite, 11 bölümde benimle birlikte 9 tane akademi, 9 veya 10'du, şimdi tam orayı net hatırlayamadım. Çok şaşırdım. Niye şaşırdın dedi. Vallahi bizde dedim neredeyse bir bölümde 5-6 tane kadın hoca vardır. Ve zaten benim kadın çalışmalarına girmemin de tetikleyici noktası o gün olmuştur. Ve biz bundan sonra Alice'le konuşup, ya o zaman biz bu konuda da bir çalışma yapalım. Çünkü biz tamamıyla farklı teknolojik alanda araştırmalar yaparken bunu görünce nasıl olur Türkiye'de bu kadar ilerideyken, ki o yıllarda Türkiye'de akademide %28 oranındaydık. Mühendislik alanında çalışan kadın mühendis oranında %28-29, üniversitede eğitim alanlarda da benzer grafiklerde hep bunları izliyordum o yıllarda. Ama birazdan size son yılların grafiklerini sizlerle paylaşacağım ve o zaman o yeni yorumlarımı da yapacağım. Şimdi bu arkadaşımız neden Gül Hanım'la da ben bir yıl önce tanıştım. Amerika'da çalışırken kendini ispatlayan, çok güzel çalışmalar yapan, patenti olan ve Amerika'da bir üniversiteye dekan seçilen bir kadın. Amerika'da hocalar gerçekten hak etmediği zaman o kadrolar onlara verilmez. Dolayısıyla çok başarılı bir bilim insanı. Yine Burcu Akıncı, yine Amerika'da çok iyi bir üniversitede, Carnegie Mellon'da çok meşhur, çok ödülleri var. Çok genç nesilden bir arkadaşımız. ODTÜ'den mezun olup gittikten sonra orada şu anda bölüm başkanı, gerçekten adından söz ettiren, sürekli ödüller alan bir genç mühendis. Hatice Altuğ yine benzer şekilde 2010 yılında Amerikan Ulusal Bilim Vakfı, Nation Science Foundation'dan başkanlık erken kariyer ödülünü aldı. Dolayısıyla o da orada bizim övünç kaynaklarımızdan biri ve bir diğer mühendisimiz Canan Dağdeviren. Bunu gazetelerde okumuşsunuzdur. Harvard'da yine önde gelen ve bir Türk bilim insanı olarak, kadın olarak gurur kaynağımız. Evet, şimdi demek ki biz başarıyoruz. Biz kadınlar olarak bu işleri çok güzel yapıyoruz. Mühendisliğin de cinsiyetle ilişkisi olmadığı ortada. Bunun için oturup bir teori, model ortaya koyup ispatlamaya çalışmak, ispatlar ortada. O zaman ne yok? Eksik olan ne? Fırsat eşitliği. Şimdi biraz önce Nesrin Hocam'ın istatistiklerinde, bende de birazdan geleceğim, gördüğümüz o tablolarda
eğitim düzeyi arttıkça kadın erkek oranlarının birbirine yaklaştığını gördük. Yani siz fırsatı verirseniz, o fırsatı yakalarsa kadın daha da iyisini yapıyor. Kesinlikle yapıyor. Çünkü kadının, Nesrin Hocam daha iyi bilir tıbbi özellikler açısından, benim annem der ki, kendisi emekli öğretmen, çocuk akıllıysa hala der ki annesi akıllıdır. Aklın, zekanın çoğu anneden gelir. O İstanbul'da bir konferansta dinlemiş, hala bunu hep anlatır, hiç unutmaz. Tıp bilimi de bunu destekliyor. Bir doktor arkadaşıma sormuştum. Dolayısıyla kadının zekayla, akılla ilgili bir problemi yok. Yeter ki o fırsatı yakalasın, kendine güvensin ve çevre de ona engel olmasın. Ben çocukluğumda çevremde, kendi ailemde öyle bir şey görmedim. Zaten öyle olsaydı gidip en zor, yani ben aslında inşaat mühendisliği okudum. Kadınlar için en zor alanlardan biri çalışmak açısından. Sonra bir takım farklı akademik dünyadaki ne derler böyle yol değiştirme kararları beni endüstri mühendisliğine taşıdı. Ama ben o yıllarda niye mühendislik seçtiğimi geriye dönüp düşündüğümde babam avukat olmamı istedi, bürosunu bana devretmek istiyordu. Annem eczacı olmamı istedi, kendi hayalleri vardı. Eczanede oturmayı düşünüyordu galiba emekli olduktan sonra. Ben mühendis olmak istiyordum ama bana engel olmadılar. Sadece önerilerde bulundular ve ben mühendisliği seçtim. Çünkü şu deyişe çok karşıydım. Saçı uzun, aklı kısa. Ve saçımı hiç kestirmedim. Hep uzattım. Bu bir tepkiydi herkese. Yani bunu benim ailem söylemiyordu ama duyuyorduk yani çevre ve böyle bir algı vardı. En son Ankara'ya gelip okurken yurtlarda tabii banyo problemi falan, ben saçımı kestirmek zorunda kaldım ama sonradan. Dolayısıyla erkek egemen bir meslek olarak algılanan mühendislikte bizim daha çok var olmamız lazım. Amerika'da bu tür bir araştırma yaparken National Science Foundation bize yaptığımız teknolojik çalışmaların yanı sıra, teknolojideki araştırmalarımızın yanı sıra kadın konusunda araştırma yapmak üzere ayrı bir bütçe açtı. O çalışmaları yaparken Amerika'da yapılmış birçok rapor okudum. İnanamadım. Yani ne gözlerime inandım, ne kulağıma inandım. Bir raporda şöyle bir şey vardı. Bir Amerikalı akademisyen baba kızına, ilkokulda 4. sınıfa gelmiş kızına şöyle söylüyor. Şimdi orada eğitimde ilk 3 yıl ortak okunuyor. Daha sonra bazı derslerde seçimlik, daha zor advanced level matematiğe devam ederken seçme hakkı var. İsteyen ona devam ediyor, isteyen seçmiyor. Babası kızına ve bir profesör baba diyor ki, tırnak içinde raporda yer vermişler. Sen advanced level matematik seçme, sana lazım olmayacak. Şimdi ilkokulda çocuğun önünü böyle bir şeyle keserseniz, bu çocuk ileride mühendislik isteyebilir mi? Ya da kendini mühendisliğe yeterli görür mü? Onu yapabilecek düzeyde olduğunu hissedebilir mi? Ben gittiğim üniversitelerde, 3-4 üniversitede yakın şeylerde çalıştım. Bakıyordum, hani mühendis, akademisyen, profesör arkadaşlarım, eşleri, bazen işte yemeklere gidiyoruz, toplantılarda tanışıyorum. Ya öğretmen ya hemşire. Yani bizde genelde işte mühendisi, eşi de mühendis olur ya da birisi doktor, bir mühendis olabilir. Yani böyle bir, hayır, ya eşler, kadınlar, hemşire veya öğretmen. Sonra bunun sebebini araştırdım. Yine okuduğum raporlarda çok dikkatimi çekmişti. Sebebi de şu, Amerika'da banka kredileri bu iki bölüme, yani bu iki bölümü seçen kadınlara, kız öğrencilere, şöyle bir kuralla veriliyor. Eğer bu bölümü seçtiysen krediyi mezun olduktan 4 yıl sonra geri ödemeye başlıyorsun. Mühendisliği seçersen, tıbbı seçersen anında mezun olur olmaz ödemeye başlıyorsun. Şimdi böyle bir teşvikle nereye gidiyorlar? Tabii ki diğer bölümlere gidiyor. Bir de onun yanında ilkokulda, ortaokulda aldığı derslerde ileri düzey dersleri seçmeme hakları var. Oysa bizde İyi kötü, eskiden çok iyiydi, şimdi artık çok iyi diyemiyorum ilk ve orta öğretimimize. İyi kötü şu anda da
eşit dersler alınıyor. Ama geçmişte çok daha iyiydi ülkemizdeki eğitim düzeyimiz. Umarım o eğitim düzeyine yeniden geri döneriz. Yoksa bizde de birçok başka problemler yaşanacak. Evet, kadın mühendislerle ilgili Amerika'daki bu hikayelerimden sonra sunumuma dönersem, şimdi biz Türkiye'de gelişmiş ülkelere göre, başta Amerika'yı bahsettim, Avrupa üyesi ülkelerin 15'inde de çok çok iyi konumdayız. Şimdi Amerika'da o yıllarda %9.6-10 civarında iken biz de %28-29'lardaydık. Avrupa'da ise İngiltere'de %1.5-2 civarında, bir tek Türkiye'ye eşdeğer oran Norveç'teydi. Biraz önce Nesrin Hocam'ın sunumu sırasında da Norveç'le ilgili bir konuya değindi. Dedim ki bizde mühendislikte de benzer bir durum var. Orada da sadece Norveç'te, ama diğer ülkelerde maalesef çok geriler. Ama STEM'de ya da fen bilimlerinde biraz daha iyiler, mühendislik alanında gerideler, çok gerideler. Dolayısıyla Türkiye'de peki iyi mi, yeterli mi? Mühendisliğin cinsiyeti yok diyorum. Ve en iyi ülkelerden biriyiz, hatta öndeyiz, hatta 3 kat daha iyiyiz, çok gelişmiş diye düşündüğümüz ülkelere göre. Şimdi istatistiklere bakarsak, turuncu Türkiye'yi gösteriyor şu anda. Amerika'da gri olan, bu aradaki boşluk maalesef benim veri toplayamadığım yıllardı ve geçmiş verileri elde edemedim. Ama 2003'lere kadar Türkiye'de artarak giden akademideki mühendislerle ilgili, akademisyenlerle ilgili bir artış. Evet, 2013'ten sonra da bu artış yine belli bir oranda devam ediyor. Ve aynı şey Amerika'da da paralel bir artış var, ama onlar bizden çok daha düşük düzeydeler. Örneğin 2001'de %9.2 iken Amerika'da mühendislik alanındaki akademisyen oranı, kadın oranı, şimdilerde 2017-19'da %17-19'lara çıktılar. Ama o kadar çok çalışıyorlar ki artırmak için. Hem mühendislikte alanda çalışanlar için, hem de akademide sürekli topluluklar kuruyorlar, vakıflar kuruyorlar kadını yönlendirmek için. Biz Türkiye'de bunları, böyle bir çaba göstermeden, sadece Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin mirasını tüketerek biz bugünlere geldik. Hani önümüzde rol modellerimizi görerek geldik. Ben bir toplantıda, yine bu bir ödül toplantısıydı, bana ödül veriliyor. Hülya Koçyiğit sanatta ödül alıyor. Yine eski bakanlardan bir kadın bakan ödül alıyor falan. O ödül töreninde devletle ilgili görevli herkes çıkıp kadının bugünkü konumunu, Türkiye'deki bugünkü konumunu hep farklı alanlara bağladılar. Bir kişi çıkıp da Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra ilk o yıllarda yaptığı projelerden bahsetmedi. Ben de o sırada ya bu toplantıyı terk edeyim, gideyim diye düşündüm içimden. Sonra dedim ki ya terk etsem ne olacak? Kim neyin farkına varacak? En iyisi dedim, nasıl olsa birileri de söyler. Sen de çıktığında, ödülünü alınca duygularını paylaş, sen söyle diye kendi kendime böyle bir telkinle gerçekten de öyle yaptım. Ödülümü aldıktan sonra konuşmak istiyorum dedim. Duygu ve düşüncelerimi paylaşacağım dedim aslında. Ve Türkiye dışındaki toplantılarda bu tür konuşmalar yaptığımda dedim, bana hep şu soruyu soruyorlar. Türkiye gibi yeni bir, o zamanlar 80. yılımızdaydık. Türkiye Cumhuriyeti 85. yılımızdaydık. Bu kadar genç bir cumhuriyette nasıl oluyor da kadın mühendis oranı bu kadar yüksek ülkenizde diye hayretle bana bu soruyu soruyorlar. Ben de onlara şu cevabı veriyorum dedim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Atatürk ilk 10 yıllık planlarında kadına her türlü rolü vererek inşaat mühendisliğinde, makine mühendisliğinde, tıpta ya da yani düşünebildiğiniz her alanda kadının olması ne büyük bir projeymiş. Ne güzel bir projeymiş. Ben mühendis olabilir miyim diye böyle bir soruyu kendime sormadım. Aklıma gelmedi. Kadından mühendis olur mu sorusunu ben Amerika'ya gittikten sonra bu çalışmada, bu
bu ortamı gördükten sonra sormaya başladım ve Türkiye'deki durumun da daha iyi olduğunu bu çalışmalar sonunda gördüm. Zamanım var mı bilemiyorum. Kaçta başlamıştım? Galiba... Hocam, Berna Hocam, biraz azaldı zamanımız. Evet, eğer sizin için de uygunsa toparlayabilirsek çok daha iyi olacak. Evet. Diğer istatistiklerle de ama biraz daha süren var. Çünkü gecikmeli başladık. Tam 9'da başlamadım biliyorsunuz. Şimdi burada da çalışan kadın mühendis oranında bakın birazcık düşüş var. Bu biraz üzücü bir durum. 2001-2003 yılında %27 olan çalışan kadın mühendis oranı 2019'da %23'lere indi. Benim hep bir korkum vardı. Şimdi biz artmamız gerekirken azalmaya başladık. Bu iyi bir durum değil. Acil önlemler almamız lazım. Yine mezun olanların oranlarına da baktığımızda yine buralarda da bir hafif de olsa bir azalma eğilimi var. Amerika %18'lerden %22'ye giderken biz %30'lardan %31'lerden %29'lara iniyoruz. Bu güzel bir işaret değil. Şimdi biraz önce bahsetmiştim Avrupa Birliği ülkelerindeki durumdan. 1995 yılında Fransa'da %16 iken İngiltere'de %1.34'tü kadın mühendis oranı, Almanya'da %4, İrlanda'da %9.16, Norveç'te %28, yani bize yakın olan, bizimle hemen hemen aynı oranda bir, bu arada ben Norveç'e de gitmedim, özellikle bunun için gitmek istiyordum ama bir türlü kısmet olmadı. 2020 yılında sadece İngiltere ile ilgili bir istatistik bulabilmiştim. Onlar 98'de %5'e çıktılar, 2020'de %11'deler. Dolayısıyla hala onların önünde çok yol var. Mühendislik oralarda tercih edilmiyor ama fen bilimlerinde durum farklı. Orada yükselikler. Genellikle o yüzden onlar genel ortalama alıyorlar. Sadece mühendisliği tek başına açıklamıyorlar. Evet, bu konuda benim yaptığım araştırmayı ortağım arkadaşımla Ali Smith'le birlikte yapmıştık. European Journal of Engineering Education'da da yayınladık. Yani aynı zamanda dünya ülkeleri de kadın çalışmalarıyla ilgilenenler okuyup görsün diye. Evet, biz bugüne dek Cumhuriyet döneminin mirasını kullandık. Ama miras dediğiniz şey tükenir. Dolayısıyla biz de bunun tükenebileceği kaygısını ben doğrusu yaşıyorum. Ne yapmalıyız? Daha çok bilgilendirme, daha çok isteklendirme, kızlarımızı mühendislik tercih etmeleri yönünde korkulmaması gereken, onların da başarabileceği bu örnekleri ben onun için toplantılarda onlara göstermek için bunlar yaptı, siz de yaparsınız. Bu kadınlar başardı, siz de başarırsınız demek için daha çok örneklerim de var ama her toplantıda değiştiriyorum, farklı örneklerle gidiyorum gençlere. Mühendisliği daha iyi tanıtmamız lazım. Mühendislik tercihlerini, yani üniversite kararlarında daha çok tercih edilmesini sağlamamız lazım. Bugün benim gündüz saatlerinde saat 13 ile 15 arası okulda bir toplantım vardı. Bir yeni laboratuvar kurduk. Orada FabLab, Fabrication Laboratuvarı ve bu MIT'de başlatılan bir hareket. Dünyada biz o zincire girdik. Amacımız küçük yaşta, okul öncesi çağında öğrencilere mühendislik, teknoloji tanıtımı yapabilmek. Hepimizin elinden geleni el birliğiyle yapması gerekiyor. Tüm kadın alanlarında yapacağımız çalışmaların yanı sıra mühendisliğe de, tıpta çünkü tercihler daha çok. Son yılları bilmiyorum ama dönem dönem hocam da onlarla ilgili istatistikleri gösterdi. Hani mühendislik biraz daha erkek işi görülüyor. Onun için burada biraz daha özel çaba sarf etmekte yarar var. Kadın sayısını artırarak toplumun bu kesiminin yeteneğinden bu alanda da yararlanmamız lazım. Amerika'da aynen bunu söylüyorlar. Kadının beynini mühendisliğe çekmemiz lazım. Farkındalar. Yaptıkları yanlışın farkına vardılar ama tabii aradaki o boşluğu bir türlü kapatamıyorlar. Kadınlar
bilim insanı olmaz dediği için tepki çeken, ırkçılık suçlamalarına hedef olan Harvard rektörü Larry Summers, duymuşsunuzdur, basında yer bulmuştu. Ben o yılda, o sene yine Amerika'daydım. Her yaz bu projemle ilgili gidiyordum. Görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Yani kadınlar ayağa kalktı. Ama daha önceki bir başka yılda da şuna şahit oldum. Kadınlar sanıyorum Irak Savaşı ile ilgili sokakta yürüyüş yapıyorlardı. Miting yapıyorlardı. Benim çocuğum niye Irak'ta savaşa gitsin? Neden biz bunu gönderiyoruz yürüyüşü sırasında? O dönemin Cumhurbaşkanı'nın karısı televizyonda maalesef şöyle bir talihsiz bir söz. Tabii o farkındaydı, o rahatlıkla bunu, yani doğal bir şeymiş gibi bu konuşmayı yaptı. Kadınlar lütfen mutfağınıza dönün dedi ve ben bunu kulaklarımla duydum. Yani dedim ülkem dedim, yani Türkiye dedim orada. Dolayısıyla evet, biz atamızın işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan, yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri hızla toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu olmak için mühendislik alanında daha çok kadının olmasını sağlamalıyız. Hep beraber el birliğiyle. Gerçi ülkemizin çok farklı problemleri var. Onlarla da ilgileniyoruz. Onlara da çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bu konuya da özellikle mühendis mimarlar topluluğu olarak, kadın topluluğu olarak, dernek olarak ve sizin de başkanlığınızda bu çalışmaları artırarak, gençlere giderek ama liselere giderek daha çok dikkat çekmemiz ve gerçekten yaratıcı, aklı mühendisliğe uygun. Çünkü herkes mühendis olmak istemeyebilir. Olabilecek olanları istek uyandırmamız lazım. Birlikte çalışırsak en azından daha çok kadını çekeriz bu alana diye düşünüyorum. Bu şansı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizleri sıkmamışımdır bu hikayeleri anlatarak. Ama mühendislerin ve mimarların çok olduğu, üyesi olduğu bir dernekte biraz ilgi alanı olduğu için rahatlıkla bunları anlatmayı tercih ettim. Farklı şeyler belki ileride daha derin konulara da girebiliriz. Ama bu konuşmaları liselere giderek yapabilirsek alana dokunmuş oluruz. Onu da Züleyha Hanım sizin öncülüğünüzde yapalım isterseniz. Ben hocam çok mutlu oluruz gerçekten. Yani ben hani soluk almadan izledim sunumunuzu. Gerçekten çok, çok değerli. Bizim kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Yani çok örtüşüyor. Meslektaşız, mühendis kadın olarak aynı pencereden bakıyoruz. Sizin tecrübeleriniz, sizin önderliğinizde biz de elimizden geleni yapıp birlikte hakikaten avantajlı olduğumuz bir konuda dezavantaja düşmeden, sayıları eksiltmeden, çoğalarak gitmek için elimizden geleni yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Hocam da çok güzeldi. Yani hakikaten bu akşam inanılmaz çok keyifliydi. Çok çok güzeldi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Berna Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben de bir kadın mühendis olarak çok güzel notlar çıkarttım kendime. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Teşekkürler. Oturumları yönettiğiniz için sağ olun. Benim için bir gurur bugün bu oturumları yönetmek. Çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir soru varsa hem Nesin Hocam'ın sunumu için hem Berna Hocam'ın sunumu için soruları alabilirim. Mehmet Bey, sanıyorum doğru okuyorum değil mi? Evet. Buyurun. Mehmet Bey, sesiniz kapalı sanıyorum. Rica etsem sesinizi açabilir misiniz? Şu an sanırım geliyor sesiniz Mehmet Bey. Doktor Nesrin Hocam, güzel insan, onu takip ediyorum sürekli. Berna Hocam'ın da bayramını kutlayayım.
Ben küçük bir örnek vermek için aradım. Ben yaşım 53. Akciğer nakli bekliyorum yaklaşık 4 yıldır. Şu anda Türkiye'de sadece 3 merkezde yapılıyor. Ve yapılan merkezde Kartal Kuş yolundaki nakil ekibimizdeki en genç cerrahımız kadın Sevinç Tak, yaklaşık 32 yaşında. Benim yeğenim var 34 yaşında. Biyona bakıyorum. Biyona yani hocalarım mühendislikten patentten de bahsetti ama şu anda ben canımı emanet ediyorum. Belki de sen yaşta bir doktorumuz. O konuda çok gurur duyuyorum. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun olmadı. Mehmet Bey. İnşallah bir an önce bir an önce iyileşirsiniz. Diliyorum. Acil şifalar diliyoruz. Başka herhangi bir eğer soru cevap... Bu bağlamda aslında organ bağışı için de ben bir duyuru yapmak isterim doğrusu. Organ bağışı yani hepimizin yapmamız gereken şeylerden birisi evet. diye düşünüyorum. Evet, onu da bir spot söyleyelim ve geçelim. Çok teşekkürler. Herhangi bir soru yoksa biraz zamanda açtık sayılır. Sizleri de çok fazla meşgul etmemek için isterseniz... Süreyya Hanım ve başkanımız. Mesaj bölümünde teşekkürler var. Onları da şöyle bir hemen paylaşalım. Okuyayım. Tamam. Ayşegül Çetin Hanım. Hocam şu ana kadar dinlediğim en kapsamlı sunumu nefes almadan dinliyorum. Çok teşekkürler. Organizasyon için mülkat ayrıca teşekkür ediyorum. Bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Burçin Dengiz Hanım paylaşmışlar. Anneciğim emeklerine sağlık. Bu sunumlar YouTube'da da yayınlanınca torunun Seray'a da seyrettireceğim demiş. En kısa zamanda paylaşacağız. Saygıdeğer sevgili hocalarıma sunumları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyon emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nalan Bayraktar Hanım paylaşmış. Burçin Dengiz Hanım, Nesrin Hocam sizin sunumunuzdan çok etkilendim. Çok güzel ve bilgilendiriciydi. Teşekkür ediyoruz. Meltem Uzuner Hanım paylaşmış. Sayın Mükat ailesi, sayın hocalarıma değerli sunumları ve katkıları için teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Merve Uzuner Şahin Hanım paylaşmış. Saygıdeğer hocalarıma bu bilgilendirici sunumları için çok teşekkür ediyorum. Organizasyon için de ayrıca çok teşekkürler demiş. Güzel mesajlarınız için bizler de teşekkür ediyoruz. Ayrıca da Günay Güney Hanım paylaşmışlar. Kadınların gücü sayenizde artacak. Ben de aynı fikirdeyim. İnşallah her geçen gün artarak çoğalan bir güçle ilerleyeceğimizi düşünüyorum Türkiye için. Evet. Ceren evet. Hanım, izninizle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki, buyurun ama. Hocam. Tabii ki, buyurun. Çok güzel bir etkinliğin bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duydum. Berna Hocam'ın da söylediği gibi gerçekten Amerika'da olsun. Ben birçok dünyanın birçok farklı kentinde bulunmuş oldum. Ülkemizde tabii temsil etmiş oluyoruz oralarda. Hep Türkiye olarak hiç kendimizi eksik bulmadım doğrusu. Hatta gayet iyiydik hem birçok alanda sayısal olarak kalitemizle. Hem sayısal hem kalite olarak. Ama ben de biraz kaygı duyuyorum doğrusu gelecekte bunu sürdürebilecek miyiz diye. Dünyanın ilklerini çıkarmış bir ülke olarak, bir ulus olarak kadınların daha çok lider ve meslekte önce olduğu, işte yetki ve karar sürecinde roller üstlendiği bir gelecek diliyorum hepimiz için, hem dünya hem ülke adına. Bir araştırmadan çok kısa söz etmek istiyorum. Kadınlar televizyonda, hani iletişim de çok önemli biliyorsunuz medya. Televizyonda gözüken kadınların büyük bir oranda 36 beden, 18-35 yaş arasında, 1.70 boyunda ve uzun saçlı oldukları gözlenmiş. Bir çalışma yapmışlar böyle. Oysa erkekler toplumda ne kadar işte yani uzun, kısa, göbekli, zayıf erkek varsa televizyonda da o oranda gözüküyorlar. Ama kadınlar hep böyle hani 36 beden 1.70 böyle bir tipoloji. Bunu araştırmak için de gene uluslararası kadınlarla ilgili bir toplantıda İsviçreli bir iletişimci, haber müdürü. Ki onunla yan yana oturuyorduk. Bu konuda bir araştırma yapmak istemiş. Hemen şeyi çıkarmış hani sokağa haber muhabirlerine. Kadınlara ve erkeklere bu konuda düşüncelerini sorun demiş. Kadınlara mikrofon uzatıldığında kadınların çoğu saçım yeterince iyi değil, makyajım iyi değil. Şu anda anam yanımda işte kocama sorun, oğluma sorun, kardeşime sorun gibi cevaplarla
Benim son slaytım hatırlarsanız ürettiğimiz değerlerin üzerine basarak toplumda görünmekten vazgeçmemeliyiz. Yani toplumsal konumumuza ayrıca sahip çıkmalıyız demiştim. Onun için her zaman her yerde güzel ya da çirkin, hani kaç yaşında ve ne olursak olalım her zaman görünür olmamız da gerekiyor. Yani tabii ki sağlıklı olalım, spor yapalım ve öteki şeyleri de birlikte götürelim. Ama her zaman ürettiğimiz değerlerin üzerine basarak toplumda var olmaktan vazgeçmemeliyiz. Bunu bir kez daha hepimize de hatırlatmak istiyorum aslında. Hocam, çok... Niteliğimizi yükselterek. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Medyada kadının medya dili, kadın üzerindeki medya dili tabii bunun üzerine ayrıca bir aslında uzun uzun konuşmak lazım. Tek bir şey benim de çok dikkatimi çekiyor. Başarılı ve çalışan kadınlar genelde dizilerde hırslı ve kötü karakterler oluyor. Karakter yani evet. İyi karakterler masum, erkeğe muhtaç, bir çalışma hayatı olmayan kadınlardan seçiliyor. Bu dediğim gibi yani bu çok çok uzun bir konu. Sadece medya veya işte kadının tanımlanmasıyla ilgili de ayrıca inşallah yapalım, bunu da konuşalım. Yani kadın konusunu konuşmak, hep gündemde tutmak lazım. Bugünkü etkinlik gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Başka etkinliklerde yüz yüze yapacağımız veya online yapacağımız başka etkinliklerde de tekrar bir araya gelmek üzere. Burada sizlere, sevgili Ceren, güzel moderatörlüğün için sana çok teşekkür ediyorum. Nesrin Hocam, Berna Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımız, iyi ki katıldınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere de çok 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 teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bir ekran fotoğrafı aldık. Hoşçakalın. Herkes ekranı açabilir mi diye aslında ayrılmalar olmadan evet, bir ekran fotoğrafı da hakikaten açmak imkanı varsa çok memnun olurum. Evet, herkes bir açarsa bir fotoğraf çekersek iyi olur. Evet, bugün namus çıkılır bizde de. Evet. Tamam. Açabilenlerden şöyle. Evet. Teşekkür de paylaşırsınız lütfen. Tabii ki. Tabii ki. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.